Merhaba arkadaşlar. Buyurun. Değerli basın mensupları, değerli vatandaşlarım, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bakanlar Kurulumuz bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir araya gelmiştir. Bilindiği gibi Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın davetiyle AK Parti Genel Başkanı olarak şahsımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Sayın Bahçeli de bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde yapılan bu toplantıda siyasi parti genel başkanları olarak 15 Temmuz silahlı darbe girişimi konusunda tam bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın genel başkanlarla ülkemizde sistemin tıkanmasına, darbe tehditleri üretmesine yol açan konularla ilgili değerlendirmelerimizi Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaştık. Kısa vadede alınacak önlemler yanında yeni anayasa için birlikte çalışma yapma hususunda da yine genel başkanlar olarak bir anlayış birliği olduğunu gördük. Özellikle kısa vadede sistemin tıkanmasının doğurduğu olumsuz sonuçları ortadan kaldırmak için küçük ölçekli bir anayasa değişikliği mutabakatla yapılabilir. Bunun altyapısını hazırlamak üzere birlikte çalışma yapacağız. Ancak tamamen yeni anayasanın yine bütün partilerin katılımıyla hazırlanması konusunda da bir görüş birliği olduğunu gördük ve bu konuda süreci daha önce başlayıp yarıda kalan süreci de devam ettirme kararı almış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında parti liderleri olarak yaptığımız bu verimli ve tarihi görüşmeden kısa bir süre sonra da Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanlığımız başkanlığında toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda 20 Temmuz tarihinde aldığımız olağanüstü hal ilanı ile ilgili uygulamaları ve yapılan hazırlıkları gözden geçirdik. Milletimiz olağanüstü hali niçin ilan ettiğimizi gayet iyi biliyor. Uygulamada herhangi bir sorun da şu ana kadar çıkmadı. Başından beri söylediğimiz gibi olağanüstü hali devlet millete değil kendisine ilan etti. Sebebi de 15 Temmuz'da silahlı FETÖ terör örgütünün darbe girişimidir. Bu darbe girişiminin doğurduğu sonuçları ortadan kaldıracak düzenlemeleri süratle yapmak ve bu darbeye teşebbüs edenlerden kanun önünde hesap sormak bu olağanüstü halin en önemli nedenidir. Bunun dışındaki konularda ülkede olağanüstü bir hal mevcut değildir. Ticaret hayatı, seyahat hayatı, toplumsal hayat eskiden olduğu gibi aynen devam etmektedir. Buna bir ilave var. Vatandaşlarımız gündün işinde, gücünde, maişetini peşinde koşarken akşamları da bir eğlence havasında demokrasi nöbetlerini yurdun her köşesinde tutmaya devam ediyorlar. Memnuniyetle şunu görüyoruz ki meydanlardaki bu demokrasi nöbetlerinde siyasi parti farkı gözetmeksizin, ideolojik farklılıkları dikkate almaksızın toplumumuzu oluşturan bütün vatandaşlarımız aynı hedef uğrunda, aynı anlayış birliğiyle
Cumhuriyetimizin, Cumhuriyet'in değerlerinin, demokrasinin ve milli iradenin korunması adına bu nöbetleri sürdürmektedir. Bilindiği gibi Anayasamızın 120. maddesi gereğince ilan edilen olağanüstü hal yetkisine dayanarak ilk kanun hükmündeki kararnameyi 23 Temmuz 2016'da yayınladık. Bu kararnamenin gereği olan tüm iş ve işlemler eksiksiz yerine getirilmiştir, yerine getirilmeye devam ediyor. Bugünkü toplantıda yeni kanun hükmünde kararname ile ilgili konuları görüştük ve bunları karara bağladık. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tam anlamıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlanacaktır. Bununla ilgili kararname yayınlanacaktır. Bakanlar Kurulu toplantımızda ülkemizin bir daha ne FETÖ ne de bölücü herhangi bir terör örgütünün darbe tehdidine maruz kalmaması için yapılması gereken kurumsal yapılanma çalışmalarına da devam edilmesine karar verdik. Bu çerçevede atılacak adımların bundan sonraki kararnamelerle peyderpey hayata geçirilmesi hususunda çalışmalar sürdürülecek. İstanbul ve Ankara'da birer şehitler anıtı kurulması bugünkü Bakanlar Kurulu'nda kararlaştırdığımız diğer bir konudur. Darbecilerin ilk hedefi olan ve vatandaşlarımızın şehit edildiği Boğaziçi Köprüsü'nün adının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmesine de karar verilmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan, yaralanan, mağduriyete uğrayan vatandaşlarımıza devlet olarak sahip çıktık. Onların şehitlik ve gazilik haklarından yararlanmasını sağlayacak düzenlemeyi yaptık. Ancak milletimizden yoğun talepler var. Şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize destek olmak istiyorlar. Bu talepleri karşılamak üzere Başbakanlık olarak bir genelge yayınladık ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın koordinasyonunda kamu bankalarında, kamu katılım bankalarında birer hesap açıldı ve bu hesaplara vatandaşlarımız bu amaçla bağışta bulunabilecekler. Bu millet kendine yapılan ihaneti olduğu gibi kendisi için hayatını ortaya koyanları da asla unutmaz, asla unutmayacaktır. Değerli basın mensupları, hükümet olarak Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi yanında bu tür tehditlere bir daha maruz kalmaması konusunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde hükümet olarak siyasi partilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, medya ve basın temsilcilerimizle ülkemizin istiklali ve istikbali için söz konusu istiklali ve istikbali söz konusu olduğu zaman nasıl tek vücut olduğumuzu 15 Temmuz gecesi dünyaya gösterdik. Türkiye'nin 100. yıl hedeflerine ulaşmak konusundaki kararlılığı bugün 15 Temmuz'a göre kat be kat daha fazladır. Tıpkı bölücü terör örgütünün eylemlerinde olduğu gibi darbe girişimiyle ülkemize diz çöktüreceklerini sananlar yanıldıklarını bir kez daha görmüşlerdir. Devletiyle ve kurumlarıyla bir olunduğunda, bütün olunduğunda, el ele verildiğinde meydanı darbecilere bırakmayacağını ortaya koyan
aziz Türk milleti aynı kararlılığı 2023 hedeflerine ulaşma konusunda da sergilemeye devam edecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sorunuz var mı arkadaşlar? Buyurun. Murat Pazarbaşı, CNN Türk. Efendim, bugün gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nin yapıldığı toplantıda anayasa konusunda bazı önemli açıklamalarınız oldu. Kısa vadede diğer partilerle birlikte bazı adımlar atılacağını söylediniz. Bunu birazcık daha açmanız mümkün mü? Yeni anayasa konusunda kısa vadede ne gibi adımlar atılacak? Değerli arkadaşlar, bu kısa vadedeki adımlardan kastımız şudur. Tabii bütün partilerin, AK Parti'yi de dahil, hedefimiz yepyeni bir anayasa yapmak. Darbelerden kalan, vesayet unsurları içeren anayasadan ülkemizi kurtarmak, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve 79 milyonun hepsinin kapsayacak, ben de bu anayasa içinde varım diyeceği bir anayasa yapmak. Bu bütün partilerin taahhüdüdür. Bu takdir edersiniz ki denendi ancak bir noktaya kadar 59-60 madde uzlaşma sağlandı. Devamı gelmedi. Bir kere prensip olarak buna devam edilmesi konusunda bir görüş birliği var. Ancak bunun dışında şu anda gerek yargı ile ilgili, gerek yargı birliği ile ilgili, gerek diğer bazı hususları içeren daha küçük bir paketin yine anlayış birliği içerisinde çıkarılması için ortak bir zemin olduğu görülmüştür. Bunun üzerinde her partiden arkadaşlarımız, tefrik edeceğimiz arkadaşlar çalışacak ve bunu genel başkanlar seviyesinde değerlendirip ona göre adımları atacağız. Buyurun. Efendim, 24 Televizyonu Aykut Rel, benim sorum da anayasa değişikliği ile ilgili olacak. Herhangi bir takvim söz konusu mu? Az önce ifade ettiniz, genel başkanlar düzeyinde bir temas olacağını belirttiniz. Anayasa değişikliği noktasında herhangi bir takvim söz konusu mudur? Bu takvim şu andan itibaren başlamıştır. Yani bu işin ileriye yönelik bir vadesi söz konusu değil. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yapılan parti genel başkanlarının katıldığı toplantıda bu hususlar benimsenmiştir. Evet, buyurun. Çimen Çetin, Habertürk Televizyonu. Efendim, benim de sorum anayasayla ilgili olacak. Özellikle de cümlenizde sistem tıkanıklığını aşmak için dediniz. Bu sadece yargıdaki sistem tıkanıklığı mı yoksa diğer konulardaki sistem tıkanıklığı da mı? Bir de bütün partiler dediniz. Bugün görüşmeye katılan partiler mi? Onun dışında kalan HDP'de olacak mı? Bugün görüşmeye katılan partiler tabii HDP'de bu çalışmaya pekala katılabilir. Herhangi bir sınırlama yok. Yani açıkçası daha fazla detayı arkadaşlarımız bir araya gelip kapsamı, içeriği orada belirleyecekler. Şu aşamada daha fazla detay vermem doğru olmaz. Buyurun. Sultan Akdoğan, TGRT Haber. Efendim, ben darbe kalkışması gecesi yaşananlarla başlatılan soruşturmayla ilgili bir soru sormak istiyorum. Dün bir kadın savaş pilotunun yakalandığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. İstanbul'da F-16 deniyor ama kendi ifadesinde sanırım helikopter kullandığını ve askerlerin sevkiyatını sağladığını belirtti. Ankara içinde bu isimler belli oldu mu? Bu pilotların isimleri belli midir? Bir de efendim bir iddia ortaya atılıyor. Özellikle Ankara'da Genelkurmay'ın önündeki vatandaşların üzerine ateş açan, sortilerle üstümüzden geçen o F-16 pilotlarının Türk olmadığı, yabancı uyruklu olduğu iddiası. Böyle bir iddia da var, ne diyorsunuz? Fazla abartmışlar. Böyle bir şey yok. Ama bunların nüfusunda TC yazması hiçbir şeyi değiştirmez. Bunlar asker kılığında rütbeli, rütbesizlerdir. Rütbesiz canilerdir. Terörist grupların elemanlarıdır. Bunun böyle bilinmesi lazım.
silahlı kuvvetlerimizin kurumsal itibarıyla hiçbir alakaları yoktur. O yüzden eleştirilerimizde asla ve asla vatandaşlarımızdan beklentimiz, istirhamımız odur ki teröristlerle ülkesini, vatanını, milletini seven askerlerimizi, subaylarımızı, polislerimizi bir tutmayalım. Bu işe kalkışanlar birer birer çorap söküğü gibi geliyor. Hepsi birbirini ihbar ediyor. Yani neticede kim var kim yok, herkes kanun önüne çıkacak, hesabını verecek. Buyurun. Yeterince anlattık herhalde. Başka bir konuyla ilgili olacak efendim. 28 Temmuz itibariyle Yüksek Askeri Şura toplantısı olacak. Şimdi siz de açıkladınız, jandarma ve saygı güvenlik komutanlığı içişlerine bağlandı. Zaten bağlıydı da bazı konularda eksikler vardı. O eksikleri gidereceğiz. Hepsi o. Yani Yüksek Askeri Şura'da jandarma genel komutanlığına bir atama yapılacak mı efendim? Değerli arkadaşlar, şimdi Yüksek Askeri Şura bu sene bir değişikliğe gidiyoruz. Ağustos'un 3'ünde, 4'ünde, 5'inde muhtat yapılıyor idi. İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı öne aldık. 28'inde Perşembe günü Çankaya'da Başbakanlık'ta yapılacak. Bu da bir ilktir. Malum Yüksek Askeri Şura'nın başkanı, başbakan. Ve bir günde bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Yani öyle 3 güne yaylı bir çalışmaya ihtiyaç yok. Ve 2. günde kararları Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunmuş olacağız. Yüksek Askeri Şura'ya da ne görüşeceğiz? 1. Emekliye ayrılması gereken askeri personel. 2. Terfi yapılması söz konusu askeri personel. 3. Atamalar. Yani bir kısmı gözaltına aldı, bir kısmı tutuklandı, bir kısmı terfiyen ataması gerekiyor. Yani silahlı kuvvetler bünyesindeki birimlere atamalar var. Bunlar görüşülecek. Silahlı kuvvetlerden çıkarılacak personel için zaten 667 sayılı kanun hükmünde kararnameyi yayınladık. Onun gereğini yapıyoruz. Bu konu ayrıca Yüksek Askeri Şura'nın gündeminde olmayacak. Nedir? Darbe teşebbüsünde bulunanların zaten listelerde adları belli. Oldukça kalabalık bir liste. Onun dışında da yine FETÖ terör örgütü veya başka nedenlerle meslekten çıkarılacaklar biliniyor. Bunları Yüksek Askeri Şura gündeminde değil, çıkardığımız KHK yetkisi kapsamında gerçekleştirmiş olacağız. Jandarma ataması ve diğer kuvvet komutanları ataması zaten müşterek kararnameyle yapılıyor. O bakımdan bu jandarmanın içlerine bağlanması bu durumu değiştirmiyor. Teşekkür ederim.